99 yer böreklerdir. Dölekler köyünde günler geçmek bilmezken Çüksüz'ün babası satılmış emmi oğlunu sünnet ettirmeye karar verir. Ne de olsa baba yüreği erkekliğe ilk adım atmasının gerektiğini düşünür ve yurda gülle konuşmak için tarlaya doğru gider. Gül, bak hele, bu oğlunun erkek olma zamanı geldi ha. Ucundan kestirmek gerek. Ağam, sen nasıl dersen öyle olur. Tamam o zaman. Yarın bu işi köy meydanında davullu zurnalı bir şekilde hallediyoruz. Ağam, Çüksüz'e söylemeyelim. Duyarsa korkar kaçar maazallah. Tamam Yurdagül. O çeneni kapalı tutarsan duymaz Çüksüz efendi. Ağam, o zaman ben hazırlık yapayım. Bugün tarlayı erken bırakabilir miyim? Olmaz öyle şey. İşine devam et. Erkek iş sana mı kaldı be? Tarlanla uğraş. Peki ağam. Yurdagül ile satılmış ağa gözden bir şey kaçırmışlardır. Çüksüz'ün yakın arkadaşı Hazımberk, tarlada gizli gizli Yurdagül ile satılmış ağa dinlemiştir. Ah Çüksüz'üm ah! Büyüdü de çükünü kestireceğiz. Çüksüz, yarın senin çükünü keseceklermiş. O ne demek lan? Oğlum adım bile Çüksüz. Çükün ne olduğunu bilmiyor musun? Ne diyorsun oğlum? Anlamıyorum. Pipini kesip pilava atıp sana yedireceklermiş. Ne zaman kesecekler Hazımberk? Yarın öğle vakti köy meydanında keseceklermiş. Oğlumun tabancası tak tak yapıyor amcası. Nerede bu velet ya? O kadar para verdik, bu organizasyonu yaptırdık. Sinirlenme ağam. Çocuktur, gelir şimdi. Ağzım nerede bu velet biliyor musun? Yok muhtar ağam, bilmiyorum nerededir. Ağzım, Çüksüz gelmezse seninkini kestireceğiz. Çüksüz gel lan buraya. Atımı getir. Ha Çüksüz! Çüksüz! Neredesin? Çüksüz! Çüksüz! Neredesin oğlum? Lan Çüksüz! İn lan o ağaçtan! İnmem! Çük de benim, pipi de benim, kestirmem! Çüksüz! Niye böyle bir şey yaptın ya? Hırsızlık kötü bir şey, kötü. Kasap amcanın atını nasıl çalarsın sen? Sen Dölökler Köyü'nün muhtarının ne olursun? Düşünme Çüksüz efendi. O kadar organizasyon yaptırdık hadi hadi. Çok acıyacak mı? Tabii acıyacak lan. Çükünü kesecekler boru değil. Kestirmem. Bitti maşallah, nazar değmez inşallah.